Sen yani adam sana siyaset yapıyor, sen dine yöneliyorsun. Dinle şu an siyasetin ne alakası var? İşte sen daha onu öğrenemedin. Yapma sen. Ya kardeşim ya uzaya gidelim ya, ya konuşma oradan ya. Zurnacı mısın nesin? Şimdi Suriyelileri de bir lütuf olarak gördüler. Bir Suriye'yi mi sardın? Bir, ya, ya sen ne kadar terbiyesizsin ya. Konuşmanın da bir adabı var ya. Sen ne kadar terbiyesizsin ya. Ya abi adam sana siyaset soruyor sen diyorsun değil. Sana ya. Ne? Camide sana ya. Ne? Tamam da, İster yayınlar ister yayınlamaz. Var. Sana camiye ne? Sen kimsin? Sen kimsin tamam, ya? Sen kimsin? Ben Ahmet Türkoğlu'yum. Ben de Cihan'ım. Senin yaşın kaç? Senin gördüğün terbiye kaç? Kaç kitap okudun? Günde kaç gazete okursun? Ya şu senin an bildiğin bunlar... yanıldığına yetmez. Hayır ben seninle açık oturumda değilim. Ben buraya röportaj veriyorum. Ben de fikrimi söylüyorum. Ben buraya röportaj... Ya sen değilsin. Şu an bunu siyaseten nasıl bağladın? Nasıl bir açık oturum değil. Biz ikimiz burada röportaj yapıyoruz. Senin karışmak hakkın yok. Konuşamaz tabii ya. Benimle röportaj yapıyor. O zaman konuşsun. Bu ülkenin nasıl kurtarıldığını bilirim. Buradaki gençlerin belki çoğu da bilmez. Ama bu ülkenin laf atmadım. Ya ben buraya röportaj veriyorum. Buraya röportaj veriyorum. Konuşma sen. Terbiyesiz adam ya. Ya belki diyorum niye alınıyorsun ulan konuşma. Bakın ülkemize bakın. Millet geçinemiyor. Sıkıntı var. Dert var, herkesin derdi var. Her gün açık diyor yani. Tamam mı? Ne yalan söylüyor be? Bütün Türkiye ağlıyor, ne Türkiye ağlıyor? Hayır, yorumu yanlış yapıyor. 10 milyon, bir ekmek 5 milyon. Askeri ücret 5600. Hanımefendiye CHP'li dedi, kesin CHP'li dedi. Elhamdülillah Atatürk çocuğuyum, var mı bir dince? Aa bak Atatürk çocuğuyum. Bu memleketi de Atatürk'e borçluyuz. Zihniyeti bozuk insanlar. Kendinize gelin. Aklınızı başına çalın. Zihniyeti bozuk insanlar dikkat et. Sen Atatürk çocuğusun. Bir orası mı çocuğum ya? Ya beyefendi. Bittik yani. Şey gibi yaşıyoruz. Koyacağına konuşamıyorum ya. Neden böyle olur? Yukarıda. Kim gelirse daha iyi yönetim ülkeyi. Hadi bakalım. Beni burada taşlarlar. Neden? Yani o kadar şöyle bir şey. Burada herkes kardeş. Herkesin birbirine görüşte saygısı olması lazım. Bir sene Afganlar bana saldırdı işte. Nerede? Bizim Velibaba'da. Afganlar? Evet. Polise şikayet ettin mi? Yok şikayet edin. Ne yapacaklar ki? Hiçbir şey, şey yapmazlar. Şey yapmazlar. Şimdi Ruslar geliyor. Nasıl olacak? Neyse koyarsın. Neyse 2023'te yer değişmezse batacağız. Görüşürüz. Ya sen nerelerde? Seni arıyoruz. Bedava mı aldın karıyı amına kodumu çatla? Cumhurbaşkanlığı ya, sarayında. Sen de ağzından yakışmaz. Yürü amına kodumu çatla sana ne? Siyatı ağzına vurur bir tane manyak teşek bu. Yaşlı başlı karısı ağzından taşlaktan konuşacak. Sit amına git. Sinirlenme teyze boş ver sen ona sinirlenme. Sikerim tepesini vallahi bir tane vurdum mu amına? Yayarım seni abi ya. Abi sen bırak. Sen boş ver. O tipinden ayrı kendin mi olacak amına kodumu çatla? Dünyaya bak. Dünya bile krizde. Vallahi. Evet, dünya krizde. Sen de arada yani, bir bakın abi. Ne krizi? Dünya krizde, dünya. Kusura bakmayın. Kendisi niye 5 yerden maaş alıyor? Kendisi niye alıyor? O sizden işte. Sizden İstanbul. Işte. Sizden. Allah'tan korkuyoruz. Allah'tan korkuyoruz. Biz al. Senden hiç hayır gelir adamı. Tabii. Vallahi. Hakaret ya. Ya kardeşim bunlar hep makarna burukla satılan insanlar. Kim? Sen makarnayla satılıyorsun. Ben dağda, siz dağdakine yardım ediyorsunuz. Siz. Dağdakine yardım edenler sizlersiniz. Sen tipine baksana. Teröristler. Sensin işte. Terör Osmanlı olmasan bile konuşmazsın. Bahsediyorsun. Milletin hakkını kazanıyorsun. Baba neyin siyasetini yapıyoruz? Bak kardeşin abi. Senin. Ama ben bir şey söylüyorum. Diyorum ki bak şu yürüdüğün betonda yürüyorsun. Dayı alem küçüktür, itibar büyüktür ona göre konuşalım. Nesil anlamadım. Alem küçüktür, itibar büyüktür. Dur. Konuştuğunu unuttu şu anda. Yani baştaki hükümet gitmesini istiyorum. Dayı onu istemiyor ama. Neden istemiyorsun dayı? He? O kalma. Hükümeti istiyorum, istememezlik etmiyorum. Yanlış anlamayın. Ben bu hükümetin ben devamını... Ben af istiyorum af. Bana af verecek mi af? Ne af sen istiyorsun? He? Ne af istiyorsun? Yaşım 22, 3 kere hapishaneye... Niye girdin oğlum? Niye girdin sen? Niye girdin ya? Yani şimdi anladım.
ekonomi yani şimdi anladın mı? Benim aç karnımı sen mi doyuruyorsun? Tamam, senin affına sen baştaki partiyi savunuyorsun da benim aç karnımı sen mi doyuruyorsun? Affına itiraz yok affa. Ben sana niye girdiğini söylüyorum. Yani şimdi anladın mı ekonomi yüzünden yani şimdi anladın mı kanımız da kaynıyor bir anda. Anladın mı parayı bulmak için mecburuz yani. Niye girdin kapıya ya? Yani şimdi illa hırsızlık ki... Hırsızlık mı yaptın açık konuş. Hırsızlık da yapmadım gayrimeşhur kovaladım baba. Benim aç karnımı sen mi doyuracaksın? Öyle iki tane adam bulmuşsun ki. Ben bekliyorum. Ne diyebilir bunlar ya? Söz hakkı vermek için bekliyorum ama kimse konuşmak istemiyor. Sen söz hakkını hak edecek adama ver. Buyur. Söz hakkını yok, yok. Ben herkese sunuyorum ama. Ben senin nereden dayın oluyorum lan? Dayı bak şimdi. Dayı. İnanın. Çok büyük olduğun için sana dayı söylüyorum ha. Deşin. Ya kral olsa söyleyemem zaten ha. Anladın mı? Rüzgar yakıp gidersin ancak. Ya buraya bak. İşi başka boyutlara getirme. Abi dur lütfen. Gözüne koydun mu? Öldürürüm seni ha. Kahpesin. Yürü lan. Yürü lan buradan. Bir borcu olmuş altı lira, çay olmuş yedi lira. Ne olacak? Anladın mı demek istedim? Bir su, bir su. Başta üç lira ya, üç liraya su mu olurmuş? İçme. Kuyuda... Nasıl içme? Susuz olur mu dayı? Ne yaptın sen? İçmeyeceğim. Nasıl içmeyeceğim? Tabii. Öleceğim mi? Sabah evde içeceğim çıkacağım. Ya çeşmeden eskiden içiyordum. Su mu içiyordun yani? Çeşmeden içiyordum. Yağmur suyu gördüm onu içiyordum. Bundan sonra Erdoğan'a oy vereni ben ne yapayım abi ya? Ne yapacaksın? Döveyim abi bu ne? Erdoğan ülkenin önüne sıçmış yani. Baksana Suriyeliler bizden güzel giyiniyor yani. O an ekmek yeriz. Biz bu vatanımızı satmayız. Ay, kimseye veremez. Kimseyi gönderemez bu vatanda. Tuhan ekmek yeriz. Tuhan ekmek. Değil. Acımızdan ölürüz Tuhan ekmek. Boşuna kimse çırpırmasın. Ben Tuhan ekmek yerim bu vatanı kimseye sattırmayız. Sen gazeteci olarak gençlere sorma. Öyle bir şey. İhtiyarlara sor, ihtiyarlara. İhtiyarlar. Bundan ne anlarlar ki? Ne anlarlar bundan ki? Şu anda da öyle. Bir dakika dinle. Dur. Şu genç yarın evlenecek. Bir geleceği var mı? Var. Hepsinin de geleceği yoktur. Var. Var adam düştü. Yok mu oğlum? Yok. Yani dur. Yok. Yok. Senin derdin ne? Benim hazır. Senin bir derdin mi var? Benim derdim yok. Ne der? Yoksa benim derdim. Ben ne zaman sen şöhret olsam gençlerin üzerine abi gidiyorum. Bırak genci sen. Sonra. Şöhret olmak için mi konuşuyorsun? Ben mi? Derdin yok. Ben şöhret değilim. Ya derdin ne benim diyorum? Benim şöhretle işim de yok. Derdin var mı? Ben normal bir insanım. Ben hayvanım bunlar. Niye gerçekler acı mı oluyor? Yok ya, nerede gerçek? Yok. Tamam söyle soruyu dolaştıralım koruyu sana. Abinin derdi var. Ha derdi var. Gel abi. Gel. Söyle. Gel bu pandemirde. Gel gel yanıma pandemirde, gel. Pandemirde. Ha. Pandemir kim? 2021 pandemi. Özgür. Ben biraz ağır basarım sana şişman. Boş. Ben sana ağır basarım. Çok boş konuşuyorsun. Ben sana öyle geliyor pantolonun üstünden. Kim öyle? Kaç bin tane aç var. Nerede aç var ya? Kirasını ödemiyor. Nerede ya? Adam geldi açım laf, dedi. Laf. Adam açım dedi. Oğlum laf. Sen hangisini açtın? Aç diyor. Sen kendini açsın ya. Tamam. Tekme yerler atıyorsunuz be. Nasıl açtın lan bu? Sorayım size nasıl açtın? Çok. Nasıl açtın? Doğru. Her şey bu. Kızlara bakıyorsun. Kabarayı parçaya. Nasıl açtık bu? Bak kuyruğa. Kuyruğa git oraya. Git oraya. Git. Hala tok konuşma. Ekmeğe git bak. Hala tok konuşma. Boş konuşma. Bir taraftan sen yapma. Bir taraftan kurak içeceksin. Lan nasıl açtın lan? Her şey var. Lan dayı var. Aç kimse yok. Git şuradan tamam. Burada aç kimse yok. Git şuradan. Ben diyorum. AK Parti. AK Parti. Başka bir yok. Yok. Bu Tayyip'ten Allah razı olsun. Allah benim ömrümü versin ona, o yaşasın 100 sene. Mami! Mami!